Arkadaşlar ben İlkay, bu videomuzda gainer nedir, bunun hakkında konuşacağız. Yani gainer'den kastım, şöyle aldığımız zaman bize boya kovası gibi bir kovayla gelen kilo aldırıcı toz nedir, bunu öğrenelim. Şimdi nasıl protein eksiğimizi, yani açığımızı gidermek için protein tozu kullanıyorsak, nasıl büyüme hormonu tetiklemek için bir arginin toz veya tablet kullanıyorsak, gainer de bizim kalori açığımızı kapatan kilo aldırıcı tozlardır. Şimdi bu firmalara göre, yani markaların ürettiği kilo aldırıcı tozlara göre bunların oranları da değişir, tatları da değişir, yapıları da değişir. Şimdi ne bileyim, Mass Gainer var, Pro Gainer var, Gainer var, Gain Gainer var, şu Gainer, bu Gainer diye gider. Peki hangisi benim için en iyisidir? Hangisi sizin için en iyisidir? Bunu satın almadan önce içeriğine bakarak öğreneceksiniz. Bu da nasıldır? Şimdi kimi gainerlarda şeker fazladır, kimi gainerlarda saf karbonhidrat tozu fazladır, kimilerinde hiç şeker yoktur, kimilerinde şekerle desteklenir, kimilerinde protein düşük, kimilerinde yüksektir. Şimdi siz yaptığınız spora göre nasıl bir kilo alma evresi içerisine girmek istiyorsanız alacağınız gainer de ona göre seçmeniz gerekiyor. Şimdi mesela benim çok yüksek kalori harcadığım bir işim var. Ve bu yüzden şeker benim için bir sorun olmaktan ziyade beni ayakta tutan bir besine dönüyor. Yani ben kendime gainer alırken şekeri çok önemsemeden alabilirim. Ama sen daha farklı bir durağan hayata sahipsindir. Sadece yaptığın sporda enerji harcıyorsundur. Buna göre eğer yağlanmak da istemiyorsan şeker oranı daha düşük veya şeker oranı hiç olmayan bir gainer tercih edebilirsin. Yani gainerların seçilim kıyası bu şekildedir. Evet, hepsinde hemen hemen şeker var ama dediğim gibi oranlarına bakarak bunu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Gainer nasıl kilo aldırır diye soracak olursanız da şimdi beslenmem yok, yemek yemiyorum ama gainer içerek kilo alabilirim değil. Videonun başında da dediğim gibi gainer sadece sizin kalori eksiğinizi kapatır. Yani sabah uyandın, bir ölçek gainer iç, nereden baksan 300-400 kalori alırsın net. Hani bir ölçek kullanırsan dediğim gibi içeriğine göre değişir. 400 kaloriyi aldın, sonra kahvaltını yaptın, öğle yemeğini yedin, antrenmana gittin, antrenmandan sonra bir kapak daha aldın. Ondan sonrasında tekrar beslendin, akşam yemeğini yedin, arada tabii vitaminlerini falan fistan bunlar var. Sen normal günde alman gereken kalorinin üzerine çıkıyorsun bu gainer'la. Ama kesinlikle bu besin yerine geçmiyor, besin takviyesi yerine geçiyor. Yani eğer sen kilo almak istiyorsan beslenmeni önce doğru tutman gerekiyor. Bu beslenmeyle günlük alman gereken kalori miktarını alacaksın. Hatta çıkabiliyorsan üzerine çıkacaksın. Kilo da almak istiyorsan eğer bu gainer'ı kullanacaksın. Bu gainer'lar sadece bu şekilde işe yarar. Peki ne zaman, nasıl kullanılır diye soracak olursanız tavsiyem olarak uyandıktan hemen sonra, çünkü neden, vücut uykuda aç kalıyor. Eğer kasein proteini kullanmıyorsanız bir en az minimum 6 saatlik bir açlıktan bahsediyorum. Bu açlık sonrasında vücut besine ihtiyaç duyuyor. Sabah kalktığında kahvaltı yapamayabilirsin, canın istemez, vaktin olmaz. Onun yerine bu gainer, yani kilo aldırıcı karbonhidrat tozunu içiyorsun. Nereden baksan sabah ilk öğünde senin vücuduna bir 300 kalori girmiş oluyor. Bunun sonrasında ufak bir beslenmeyle bile desteklesen vücut bunu çekeceği için sen güne daha hızlı ve daha formda bir şekilde başlayacaksın. Ve sonrasındaki beslenmelerinle beraber bunu destekleyeceksin. Bir diğer kullanımı da antrenmandan hemen sonra, çünkü zaten kilo almak istiyorsun, besleniyorsun, beslenmen yeterli gelmiyor. Antrenmanı yapıyorsun. Ve bu antrenmanda da bir kalori açığın oluyor, bir kalori kaybediyorsun. Hangi spor yaparsan yap. Yani fitness'ta harcanan kaloriyle yüzmede veya kickboks'ta harcanan kalori bir değil. Ama buna rağmen yine bir kalori kaybediyorsun. Kendi vücudundaki kas oranına göre. Antrenmandan sonra beslenmeden, yani antrenmanın bitti, besleneceksin. Bu beslenme ile antrenman süresi arasında bir ölçek daha alarak yine beslenmeye ek bir gıda takviyesi yapmış olabilirsin. Nasıl seçilir konusuna da değinmiştik. Nasıl kullanılır konusuna gelecek olursak, şimdi çoğu gainerlar, tekrar göstereyim, şöyle kova şeklinde geldiği için içeriği çok fazladır. Yani bunların içeriği çok fazla.
Genellikle üzerinde iki ölçek kullanın diye yazar ama benim tavsiyem bu iki ölçeği tek seferde değil, güne yayarak kullanmanız. Yani dediğim gibi sabah kalkın, bir ölçek kullanın. Yani üzerinde mesela 400 kalori diye bir ibare vardır ama bu 400 kalori iki ölçeğinde de olabilir, üç ölçeğinde de olabilir, tek ölçeğinde de olabilir. Bir supplement kullanırken bununla çok dikkat edin. Yani bakarsınız mesela protein tozunun üstünde 50 gram protein yazar ama kaç ölçeğinde 50 gram? Yani sen bir ölçeğinde 50 var zannedersin ama o iki ölçeğindeki miktardır. Neyse, sabah uyandığınızda bir ölçek alın. Antrenmandan hemen sonra bir ölçek daha alın. Aralardaki beslenme düzenini kesinlikle bozmayın. Ve bu ürünler size kilo aldıracaktır. Şimdi çoğu kişi diyecek ki bunlar kandırmaca, içinde şeker var. Evet, şeker var. Ama bizim burada amacımız kilo almak. Yani bir nevi evet şekerle kilo alıyorsun deseler de beslenmeyi düzgün tuttuğun sürece ve iyi de bir ürün alıp içeriğini güzelce bir kontrol ettikten sonra bunu kullanırsan şeker sadece bağlayıcı olur. İçindeki yüksek protein ve yüksek karbonhidrat değerlerinden dolayı sen kilo almış olursun. Genel hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İlk dönemlerde çok popüler değildi ama son dönemlerde pazar payı da tabii fazlalaştığı için ve birçok kişi de kilo almak için bu ürünlere yöneldiği için firmalar artık güzel gainerlar üretiyor. Hani hangi markanın, hangi firmanın olursa olsun içerikleri yükseliyor, miktarları yükseliyor, aromaları güzelleşiyor. Ve aldığınız zaman içinizde herhangi bir soru işareti olma ihtimali de en aza indiriyorlar. Video hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.